10. gün iftar menüsü tarifi kanalımıza destek olmak için abone olmayı, videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler. Poğaçadan bile daha yumuşak cantık tarifi. Onuncu gün iftar menüsüyle herkese merhaba arkadaşlar. Asumanca Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle cantık yapacağız. Hamuru için gerekli olan malzemeler: 3 su bardağı un, 100 ml bardak ölçüsüyle 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı sıcağa yakın süt, 1 paket tek kullanımlık kuru maya, 1 yumurta akı ve 1 tatlı kaşığı tuz. Öncelikle unumun ortasını açıyorum. Mayamı üzerine ekliyorum. Yumurtamı, tuzumu, sıvı yağımı ve sütümü ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Üzerine sıcağa yakın ılık suyumu ekliyorum. Bir buçuk çay bardağı sıcağa yakın suyumla hamurumu 5 dakika kadar yoğuruyorum. Oldukça cıvık bir hamurum olacak. Ağzı kapalı bir şekilde hamurumu mayalanması için bekletiyorum. Hamurumuz mayalanırken bizler de içini hazırlayalım. İç için gerekli olan malzemelerin: bir küçük kuru soğanın yarısı, bir kase kıyma, bir kase iri doğranmış domates, bir kase rendelenmiş kaşar peyniri, bir yumurtanın sarısı, bir tatlı kaşığı salça, domates salçası kullanacağım ve bir çay kaşığı tepeleme tuz. Öncelikle soğanımı rendenin ince kısmıyla rendeliyorum. Rendelediğim soğanın üzerine kıymamı ekliyorum. Domatesimi ekliyorum. Salçamı ve tuzumu ekleyerek tüm bu malzemeyi yoğuruyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağımı ekliyorum. Ve yoğurma işlemine devam ediyorum. Tereyağlarımı ezerek kıymamı iyice yoğuruyorum. Yumurtamın sarısını ve rendeleyeceğim kaşarımı ise daha sonra kullanacağım. Hamurumuz mayalandı. Yoğurduğumuz miktarın 2 ya da 3 katına çıktığı zaman hamurumuz zaten mayalanmış olacak. Bizim hamurumuz da yaklaşık olarak 3 kat kabardı. Yağlı kağıdımı fırın tepsime serdim. Hamurumu açacağım tepsimi sıvı yağ ile yağlıyorum. Yine ellerimi de yağlıyorum. Hamurumu toparlıyorum. Küçük bir mandalina büyüklüğünde hamurumu alıyorum. Bezelerimi oluşturuyorum. yağladığım parmak uçlarımla bezelerimi yuvarlak açıyorum. Üzerine bir yemek kaşığı kıymalı harcınızdan ekleyin. Kıymalı harcınızı hamurunuzun içine yayın. Rendelemiş olduğunuz kaşar peynirinizi kıymanızın üzerine ekleyin. Sadece kenarları olacak şekilde, uç kısımları olacak şekilde hamurunuzun ağzını kapatın. Hamurumu yağlı elimle açtım. Üzerine kıymasını yaydım. Kaşar peynirinden ekledim. Ve sadece uç kısımlarının ağzını kapatıyorum. Normalde çantanın şekli bu değildir ama şekil olarak biz bunu tercih ediyoruz. Üzerine yumurta sarısını sürüyorum. 10 dakika daha tepsi mayasını aldıktan sonra ise 200 dereceye ayarlanmış ve önceden ısıtılmış fırınımızda üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Toplamda 9 adet çantamız çıktı. Pratik soslu mercimek tarifi. İftarımız çorbasız olmaz. Cantığımızın yanına bir de en kolayından mercimek çorbası yapacağız. Gerekli olan malzemelerim 300 ml bardak ölçüsü ile 1 bardak kırmızı mercimek, yarım kuru soğan küçük boy, 1 çay kaşığı tepeleme tuz, 1 yemek kaşığı tereyağı. İlk olarak mercimeğimi derin bir kabın içine alıyorum. Üzerine kaynar suyunu ekliyorum. Kaynar suyumuz soğumaya başladığı zaman ise mercimeğimin suyunu süzüyorum ve tekrar yıkıyorum. Suyunu süzdüm. Şimdi ise hazırlamaya başlayabiliriz. Soğanımızı iri dilimler halinde doğruyorum. Üzerine mercimeğimi ekliyorum. Tuzunu ekliyorum. Tereyağını ekliyorum. Üzerinden 2 parmak geçecek kadar kaynar suyunu ekliyorum. Ve mercimeklerimiz pişene kadar kaynatıyorum. Çorbam pişti. Şimdi ise blenderdan geçiriyorum. Çorbamız oldu. Şimdi ise sosunu hazırlayalım. Sosu için 1 yemek kaşığı tereyağımı tavama alıyorum. Eritiyorum. Erimeye başlayan yağımın üzerine 1 tatlı kaşığı nane ve 1 tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Yakmadan ama kızdırarak baharatlarımla birlikte yağımı tekrar pişiriyorum. Çorbamın üzerine sosumdan ekleyerek servisimi tamamlıyorum. İftar menümüz İftar için servise hazır hale getirildi. Oh mis, afiyet olsun. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı, videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.